Bu gece kimi konuşmalıyız? Toros Kaplanı. Neden dersen, öyle bir film izledik ki gişe rekorları kırdı bu gece. Öyle bir sansasyon yarattı ki yer yerinden oynadı ve gişe rekorları kırarken de Oscar'a aday gösterildi. Bir Türk filmi dünya çapında Oscar'a aday gösterildi. Filmin adını söylüyorum. Toros Kaplanı'nın muhteşem dönüşü. Filmin adı Toros Kaplanı Hikmet öyle bir döndü ki Furkan Dede kendi dönerken de rakiplerinde adeta başını döndürdü. Herkes ne yapacağını şaşırdı Toros Kaplan'ın bu başarısı sayesinde. Toros Kaplan'ı bu başarıyı elde ederken rakipleri de Toros Kaplan'ını takdir edecekleri yerde Toros Kaplan'ını yerle bir etmek adına inanılmaz şeyler söylediler. Örneğin sevgili bu masayı da beraber paylaştığım bir zamanlar kader arkadaşım olan Kraliçe Nagihan. Kraliçe Nagihan Hikmet'e tebrik edeceğine Hikmet'e bu gece ben Oscar'a aday gösterilecek öyle bir film var ki derken Nagihan da tam tersine böylesine başarılı bir adama çakal dedi. <laughs> Nagihan ve altını da çiziyorum Hikmet her zaman çakallık peşinde dedi. Hikmet bu gece çakallık peşinde filan değildi sevgili Nagihan. Ayrıca Hikmet'e bir isim daha koydu Nagihan. Böyle bir gecede bu kadar başarılı bir adama. Onu da söylüyorum hemen çok enteresan. Tüylerim diken diken oldu. Üç kağıtçı. Yani kardeşim sizin karşınızda bir adam devleşmiş. Bir adam ortalığı kasıp kavurmuş. Bu adamı tebrik edeceğiniz, Takdir edeceğiniz, alkışlayacağınız yerde adama çakallar havada uçuşuyor. Üç kağıtçılar havada uçuşuyor. Oradan Atakan kardeşimiz onu birazdan herhalde konuşacağız. Atakan kardeşimiz o görüntüler gelince onlara gireceğiz. Şimdi bu adamı tebrik edeceksiniz. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz. Ve öyle bir döndü ki farkında mısınız? Hikmet yalnız Furkan Dede yine tüylerin diken diken oldu. Bak. Allah aşkına. Neden biliyor musun? Ya böyle bir konuşma olur mu ya? Asrın konuşmasını yaptı Hikmet. Asrın Survivor tarihinin bana göre de en güzel konuşmasını yaptı. Ve o kadar güzel konuştu ki karşı taraftakiler hani o şirkef diyenler, çakal diyenler, üç kağıtçı diyenler, bir daha onu oyun vermeyeceğiz diyenler filan falan hepsi sus pus oldular. Onun için de Hikmet'e takdir edin ve hikmede hakkını verin diyorum. Birazdan da diğer konulara da gireceğiz. Buyursunlar Hanzade. Evet Furkan ben de bugün e, Hikmeti tabii ki sonsuz tebrik ediyorum. Çok iyiydi ama ben bazı sayılar vardır. Hani herkes evet herkesin aldığı sayı eşittir ama Hı. bazı sayılar diğer sayılardan daha önemlidir ya. Bence bugünkü izlediğimiz oyunda Nisan'ın sayısı bütün olayın kaderini değiştiren sayı oldu diye düşünüyorum. Yani Nisan'ın Elif'ten aldığı sayı bir kere oradaki o soğukkanlılığı kesinlikle ve e, şeyi tartışmasız favori olmayan yarışmacı olarak çıktı Elifle Maça çünkü Elif zaten günün rekortmeni en ileri atan hı hı. Ee, ve hani çok fazla sayı getirmiş ve çok 12.06 en iyi derece evet. kadınlarda ve Elif zaten... 12.0 aldı Hikmet de 18.20 yani Hikmet biraz daha zorlasa buraya kadar gönderecekti evet Elif zaten 3 tane sayısını almıştı ve naağalup çıktı Nisa'nın karşısına ee, ama Nisa gerçekten çok iyi bir özgüven örneğiydi bence tam olarak bir winner attitude izledik. yani şu an nasıl onu Vulkan tam tanımlayabileceğim bir... Winner attitude. gerçekten ama hani o soğukkanlılık ya yani kazanacağını bir tahmin etmiyordu bence kendisi de ama kesinlikle pes etmedi. Nisan'ın sayısının gönüllerin oyunu kazanmasına direkt yazıyorum. Tebrik ediyorum. Onun dışında Nagihan konusuna değindi Murat abi. E, şöyle yani tabii ki üçkağıtçı demek yanlış, e, çakal demek yanlış ama Oradaki şey cümlesine katılıyorum. Yaptığını zannettilerse de ya da yaptıysa hikmet. Hani belki bir iki santimin hesabını yapma. Sen buna ihtiyacı olan bir adam değilsin bu oyunda dedi ya Nagihan. Hani gerçekten öyle bir görüntü gördülerse hani yanlış da görmüş olabilirler. Ama yarışmacıların her zaman itiraz hakkı var. Hani bir sayıyı iptal etseler çok çok fazla oyunun kaderini değiştirebilirler. Dolayısıyla o itirazı o kadar haksız bulmuyorum. Yani eğer öyle gördülerse veya yaptıklarına, yaptığına inanıyorlarsa hikmetin. şey kısmına kadar aslında hak verirdim yani sen bu sayıyı bu bir santim sayesinde almıyorsun. Hani bir iki santimin peşinde koşma Hikmet kısmı ama tabii ki hani her zaman çakallık peşindedir o cümlesinde. Nagihan beni kaybetmiş oldu. Ee, dediğim gibi bugün iki isim tebrik edecek olursam Nisa ve Hikmet olur. Bütün yarışmacılar bir yana Hikmet bir yana. Bunu söylememiz gerekiyor. Ve ben geri geldim artık diyor. Güzel de bir sevinç yaptı. Hikmete yakışır hareketler bunlar. En yakın rakibiyle arasında 4 metre fark var Furkan'cığım. Tam 4 olmasa da ben 4 diyorum. Hatta o kadar iyiydi ki 5'e bile çıkartabilirim. Bir puan da ben veririm. Bir metre de ben koyuyorum. O kadar iyiydi yani. 4 metre fark olabilir mi en iyi rakibiyle arasında? Ciddi bir fark. Çok ciddi bir fark. Değil mi? 4 metre yani. Aynen. Buradan e bahçeye yakin... kadar 4 metre zaten. <laughs> Yok ciddi bir fark. Yani o Hikmet'in attığı 18 metre kolay iş değil yani. Ve de ona bir takım eleştiriler var. O konuya da birazdan geleceğiz. Herkesin iyi olduğu yerler var. Murat abinin açtığı konu Nagin'in ona çakal demesinin sebebi şu. Sen e, arkadaşlarına taktik verdin diyor. Vermeyecek mi? Herkes herkese taktik yani, vermiyor mu? Yani. Nasıl taktik bir çakallık bu? Sebebi o mu yoksa? Hayır. itiraz ederken de onu, Onu da onu söylüyor. Taktik Sen vermesini taktik de eleştiriyor. Taktik vermesini, vermesini eleştiriyor. Çakal demiyor taktik verirken sanırım. Ama genel olarak Hikmet'e işte taktik verdin diyor. Yani sanki bir Kural ihlali yapmış gibi bir itirazda bulunuyor Nagian. Hikmet tabii ki taktik verebilir. Bu çok normal bir şey. Nagian neye itiraz ediyor burada? Hikmet de zaten söylüyor. Ben milli takım antrenörüyüm diyor. E, her şey çok açık. O zaman konu hep zaten Hikmet'i eleştirildi ya Hikmet. Oraya bağlayacağız aslında da biraz geliyoruz. Biraz sonra geliyoruz. Tabii. Yani Hikmet'i eleştirecek hiçbir tarafı yok burada. Tebrik ediyorum kendisini. Hikmet Hikmet ve de arkadaşlarına hem güven oyu verdi hem de şunu yaptı. Biz görüyoruz ki adada konuşmalar yapıyor. Oyun alanında da yaptı. Biz takımca kazandık dedi. Arkadaşlarına da sahip çıkıyor. Ee, adada da arkadaşlarının da gönlünü alıyor. Arkadaşlar işte iyi konuşuyor arkadaşlarına ki arkadaşları da ona yarın destek olsunlar. Bu çok güzel bir şey. Hikmet oradaki belki o gruplaşmayı böyle başarısıyla kıracaktır. Böyle başarılı bir hikmeti ikinci planda tutamazlar. Hikmet de e, bundan sonra bence best of'lara e, adını yazdıracak bir isim olacaktır. İsmi geçecek bir isim olacaktır. O yüzden Hikmet'i ben tebrik ediyorum. Hikmet'i bence daha başarılarını çok fazla konuşacağız bu masada. Bu arada Hikmet'ten daha fazla sayı alan bir yarışmacımız var ki o da Sema. Sema'yı da tebrik ediyorum. 5 sayı evet. almış. Bir evet, oyunda 5 sayı, beş sayı getirmek çok kolay bir şey değil. Hep helal olsun. Yani kadınlarda Sema ile zaten Nisa ve Elif yani 3 kadın evet. öne Beş çıktı. Çok e, Semada da ciddi güzel atışlar yaptı. Onu da tebrik ediyoruz. Tabii, Tabii. Tabii. ama Sema'da böyle fark atarak yenmedi kimse. Hayır öyle Hikmet bir Hikmet şovunu Yani bugün şovunu yapan kişi Hikmet. Yani Hikmet'in senesinde de izleyenler bilir. Hikmet aslında birçok olimpik sporcunun yakından tanıdığı, birçok olimpik sporcuya, birçok güreşçiye hocalık yapmış bir adamdır. Hikmet alaylıdır, namı değer, deli Hikmet'tir. Onu zaten olimpik sporla uğraşan birçok sporcu, birçok milli sporcumuz onu tanır ve bilir. Yani hatta bizim o İsmail zaman Ali çalıştırdı İsmail bak şampiyon İsmail mi? evet İsmail Balaban'ı çalıştırdı. Değil İlk mi? İlk İsmail yani, Balaban'ı çalıştıran abi. Hikmetti. Ee, hatta Okay Okay'ın <laughs> okay da bilmiyorum. hocalığını yaptı mı birlikte çalıştılar Çok kişi çoğu kişinin yani çoğu Güneşci'nin atletlerin tanıdığı ve birçok olimpik sporla da ilgilenen tam alaylı dediğimiz evet. namı değer deli Hikmet bugün de farkını ortaya koydu. Ali Gürbüz'ü çalıştırıyor galiba. Heh, evet güreşçileri pehlivanları çalıştırıyor baş çalıştırıyor onlarla birlikte <laughs>